Aracımız 1.6 dizel Audi A3, Jetta, Passat gibi araçların hepsinde sistem aynı. Bu yeni nesil araçlarda bu alt kısımda gördüğünüz kayış, tiryer kayışı, bu alt kısımda bulunan yerde bir tane alt krank keçesi var. Ön krank keçesi de geçiyor bunun iç kısmında. Zamanla buradan yağ kaçırmaya başlıyor. Rutin trigger değişimlerinde bu aracın trigger kayışı değiştiriliyor. Rulmanları değiştiriliyor. Hatta devir daim değiştiriliyor fakat bu kısım kontrol edilmiyor. Bu kontrol edilmediği zaman bu kısımdan ilerleyen zaman da yağ kaçırabiliyor. Peki yağ kaçırınca ne oluyor? Bu kaçıran yağ zamanla kayışı yağlıyor ve yeni takılan kayışın kopmasına sebep oluyor. Yani normalde kayışın ömrü 90 bin ya da 120 bin kilometre ise bunu değiştirmezseniz 30 bin ile 40 bin ile kopabiliyor. Buradaki yağ kaçakları eğer değişim sırasında varsa ihmal edilmemesi gerekiyor. Bir diğer durumsa trigger değişimi sırasında devir daim maliyetli olacağı için değiştirilmiyor. Değiştirmeyeceği zamanla şu görülen yerlerden dışarıya sızdırmalar yapıyor. İçinden gelen antifriz, yani yağlı olan bir malzeme, zamanla kayışı bozarak tekrardan kopmasına sebebiyet verebiliyor. Kural, triggerle devir daim her zaman beraber değiştirilmeli. Değişim sırasında iki alt bölümde bulunan kısımda eğer burada bir yağ kaçağı varsa kesinlikle keçe değiştirilerek trigger değişimi yapmalı ki yapılan iş doğru olsun. Takipçin teşekkürler. Bakımdayız.com.